Herkes selam arkadaşlar, Enes Karaş kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim. Videoya geçmeden önce arkadaşlar, kanala abone olup zili açmayı unutmazsanız sevinirim. Bildirimleri açmış olursunuz zili açarsanız. Videolardan anında haberdar olursunuz. Yavaş yavaş kanalımız ilerliyor, büyümeye devam ediyor. Abone olursanız sevinirim. Bu videomuzda arkadaşlar, bu 23 Nisan'da alamamış da olsam geçen 23 Nisan'dan almış olduklarım Migros'lardan 23 Nisan indirimlerinden almış olduğum bazı Hot Wheels ve 2 tane de Majorette, kanalda ilk defa Majorette modellerini inceleyeceğiz. Bunları geçen yıl almıştım 23 Nisan indirimlerinden. Bu yıl pek fırsat olmadı gitmeye, gezmeye. Bakın bu videomuzda bunları inceleyeceğiz. Majorette'leri en sona mı bırakalım? Yani şöyle bir dursun, bir bildiğimizden Hot Wheels'tan başlayalım. İlk olarak aracımız 84 model Audi Sport Quattro. 2020 senesinin aracıymış. Hemen yine aldık bıçağımızı. Çing! Bir YouTuber vardı, böyle teknolojik aletler falan açıyordu. Her bıçak açışında çing diye bir ses yapıyordu ağzıyla. O adamı da yıllar yıllar önce izliyordum. Artık 3 yıldır kutunun içinde olduğu için blister sertleşmiş Audi'mizin. Aracımızın rengi gayet güzel, kırmızı. Kırmızı olsun, 5 lira fazla olsun. Bu ne ya, parmağımızı da acıttık. Açacağız diye kutuyu. Şöyle ön taraf detaylar yerinde. Bak, farlar marlar, Amerikan parklar falan. Bayağı güzel, logoyu da iyi yapmışlar. Jantlar beyaz, kırmızı beyaz süper olmuş. Renk uyumu 10 numara. Arka detay da yerinde, bayağı iyi. Audi yazısı falan var, Quattro. Egzoz 2 çıkış. Şurada bir çamurluğumuzda, bumperımızda, tamponda yani. Hot Wheels logosu var. İçeride bakalım roll bar falan var mı? Yok sanırım. Bu biraz daha rally aracı olduğu için bir aradım ama yok. Ayda burada bakın bazı boya atmaları var. Araç çıtır hasarlı geldi. Neyse, sağlık olsun. Audi güzelmiş ama bayağı beğendim. Bunu kenara ayırdık. Şunlar, majoretleri kenara alalım. Audi bayağı iyiymiş. Bu yılda bazı bir iki rengi geldiydi ama elimde bu olduğu için almamıştım. Evet, Porsche 935. Bu da 2022 senesindenmiş. Ya bu aracı çok beğenerek almıştım o gün. Bayağı iyi rengi ve detayları, dekalleri olsun. Süper bir model. Hemen çıkaralım. Ne zamandır da açmak istiyordum. Çıkarıp şöyle bir inceleyelim bakalım nasılmış bu Porsche'miz. Bayağı kalıplı bir araç. Kutuda öyle gözüküyordu. Elimize alınca elimizde de bayağı büyük, kallavi bir araç. Şunun premium olsa, adamın kafasına atsam harbiden yarar. Arka bakın, şöyle bir Goodyear yazısı var, sponsorluğu. Böyle kocaman büyükçe bir spoiler'ı var. Boyası mükemmel ya bak. Harbiden kusursuz. Baya güzel. 35 numaraymış. Şöyle Bilstein dekalli. 35 İzmirli. İzmirli arkadaşlara selam olsun buradan da. Şöyle bir, ne derler, bir böyle dalgalanmış şekilde bir dekal var orada. O da güzel şekil durmuş lacivertin üstüne. Bilstein ve Goodyear dekalleri var. Jantlar bu arada çok iyi ya. Jantlar harbiden çok kol ve böyle şekil olması bayağı yakışmış bu araca. Bayağı hoş durmuş. Altın rengi olması özellikle bayağı iyi. Şurada sanırım yakıt ikmal yeri orası ama tam da emin değilim. Bir yarış arabası olduğu için sanırım oradan şey olabiliyor. Yakıt ikmal yeri olabilir orası. Evet, bayağı güzelmiş ya. Porsche'yi bulursanız arkadaşlar alın. Bak, efsane ya. Harbiden bayağı güzel. Şimdi Porsche'nin yanında bir tane daha araç var. O da severek aldım. Hatta bu aracın STH'ı vardı. Fakat bulmak nasip olmadı tabii ki. Daha bir tane bile STH bulamadık. Ne zaman denk gelir bilmiyoruz. Öyle bakıyorum her seferinde araçlara. Ama yok, denk gelmiyor arkadaş. Evet, hemen bunu da çıkardık. Evet, aracın ismine bakalım. Volkswagen Cafe Racer.
Cafe Reysa. Böyle de saçma bir İngilizce şivesiyle. O baya güzel ya. Boyası bak yine bunun da mükemmel ya. Harbiden. Boyasını çok güzel yapmışlar bu ikisinin ya. Bak böyle metalik bir bordo. Kırmızı, koyu kırmızı artık. Bordo mudur, metalik kırmızı mıdır size bırakıyorum. Jones Race Products. Jones'un yarış ne derler product'ı. Yarış ürünleri gibisinden bir şey. 44 numaraymış bu da. Volkswagen bakın şurada. Amblemini yerleştirmişler. Bayağı modifiye etmişler bakın. Bu ne derler? Beetle'ı. Ön farlar renklendirilmemiş ama bayağı bak detaylı yani buraları falan. Girintili çıkıntılı bayağı güzel yapmışlar. Jantlar falan yakışmış. Yine bunda da gold. Gold olması güzel olmuş. Altı böyle sarı bir plastik. Bunda da siyah bir plastikti. Evet. Bayağı uzun uzadıya bir araç. Burada bir uzay motoru falan var. İki tane devasa egzozu var. Soba borusu. Dan hallice. Şöyle kıyasladığımız zaman birbirine de benziyor. Bakın şu arka tam şeyin. Çamurluğun inişi birbirine benzemiş harbiden. Bayağı güzel ya. Yan yana güzel durur bir iki araç. Böyle. Zaten Volkswagen Beetle ve bu Porsche'yi dizayn eden, tasarlayan adam aynı kişiymiş sanırım. Öyle de bir bilgi var. Çünkü hemen hemen birbirlerine benziyorlar. Yuvarlak farlı olmaları falan filan. Hatlar iyicene birbirine benziyor. Bir diğer araca geçelim. 2020 Hot Wheels Turbo serisindenmiş. Audi RS5 Coupe. Bunda ön arka detaylar yerinde. Hot Wheels Turbo serisi 5'te ikinci araç. Hemen bunu çıkaralım. Çıkarmaya devam ediyoruz kutularından araçları. Şöyle açtık yine kutuyu. Aracımız simsiyah. Kara mamba. Jantlar farklı bir jantmış harbiden. Böyle daha önce görmemiştim. Baya güzelmiş. Bak harbiden. Değişik böyle üçgenimsi ortada buluşan hatlara sahip bir jant. Daha önce bu jantı görmemiştim. Bu araca özel mi yoksa? Hot Wheels Bay diye soruyoruz. Farlar falan güzel. RS5 yazılmış ön tarafta. Audi logosu. Izgaralar mızgaralar sticker halinde yapılmış. Kaput da güzel. Böyle. Kaputu da iyi. Boyası pürüzsüz. Boyasında bazen böyle damlamalar falan oluyor ya. Bu araçta şükür ki yok. Stoplar falan plakalık. İyi, hoş, güzel. Yani cam tavan sanırım bu. Ama içerisi de pek gözükmüyor. Filmli bir cam tavan. Altı bu şekilde. Araç iyi ya, güzel. Siyah olunca pek araç kendini belli edemiyor ama. Yani fena değil bu ya. İyi, güzel durdu. Siyah araçlar kendini biraz kamera karşısında öldürüyor. Çünkü pek detayı belli olmuyor araçların. Hemen bir diğer aracımıza geçelim. Porsche 2020 serisindenmiş bu da. 2020 serisinin Porsche serisi varmış bakın. 96 model Porsche Carrera. Hemen bu sarı Porsche'mizi de çıkaralım. Blister'ı çatlamış. Zaman içinde. Kalbur bostan içinde. O sarı sarı kimin yarı? İşte bu Porsche bizim yarımız. Evet bayağı güzel ya. Porsche'ye bak. Şöyle makyaj kanalı gibi, makyaj kanalı gibi şöyle netlettireyim yani kameraya. Bak Porsche logosu, farlar falan mükemmel. Keşke şuradaki sinyalleri de turuncuya boyasalarmış. Efsane bir görüntü olurmuş. Diğer Porsche'mizdeki jantın sipsiyah hali. Güzel olmuş. Altına veya başka gümüşe boyasalardı. Buralardan elledikçe böyle soyuluyor onlar. Kötü bir görüntü oluşuyor. Tabii biz rafa koyacağımız için bize bir sorun teşkil etmiyor. Fakat bazı çocuklar böyle ellerinde tutarken elleri terliyor ve buradaki janttaki kaplama, şu bahsettiğim, yavaş yavaş kararma yapıyor. Bu da böyle bir bilgiydi. Arka taraf bu şekilde. Carrera yazıyor. Uzun uzun diye bir stopu var bakın. Baya güzel. Porsche'de zaten buna alıştık. Yeni serilerinde de böyle stoplar kullanıyor ve baya da hoş duruyor.
İç detay falan baya güzel. Bak koltuktaki baklalar falan güzel yapılmış böyle. Dolgun dolgun koltukları var. Baya hoş. Bu araç baya güzelmiş. Harbiden. Bunun belki mini GT'sini de alırız. Bu tabi 911 Carrera. Ama ondaki roof diye mi ne bir şey geçiyor. O bir tane araç var. Belki alabiliriz onu. Çünkü çok hoşuma gitti. Kalıplı da bir araç. Onu belki siz de yorumlarda belirtin arkadaşlar. Kanalda görmek isterseniz o Porsche'yi alırız. İnceleriz mini GT halini. Hemen bir tane daha Porsche geliyor. 3 tane Porsche açıyoruz bu videomuzda. 89 Porsche 944 Turbo. Yine bu da birinci aracıymış bu serimizin. Hemen bunu da çıkaralım. Arkadaki arabaları da fırlattıralım arkaya doğru. Bunun rengi de baya güzel. Yine bakın. Şampanya rengi mi diyorlar. Bir şeyler diyorlar zenginler buna. Ama benim gözümde altın sarısı. Açık altın sarısı. Şöyle ön tarafta. Bahsettiğim mevzu işte bu ya. Abi bak. Sinyalleri. Amerikan farkları renklendirirsem böyle güzel oluyor. Pop-up farları var. Porsche logosu yine tabii ki. Olmazsa olmaz yapılmış. Klasik hat üst jantı dediğimiz mevzu yine. Arkada bak stetoskop var. Detaya bak. Doktor arabası diyor yani. Doktorlar biner buna diyor. Öyle herkes binemez diyor. Stetoskop arka tarafta öyle duruyor. Bize selam çakıyor. Doktora bak stetoskopunu yanında getiriyor hep. Demek ki böyle özel bir doktor. Mafyaların falan peşine işine gidiyor böyle. Zenginlere hizmet veren bir doktor abimizin aracı. Evet. Arka taraftaki stoplara bak. Kare kare dikdörtgen dikdörtgen parçalanmış şekilde. Baya değişik güzel bir tasarım ve renklendirilmiş bu. Bazı basit araçların stoplarına dahi yapmayan Hot Wheels bu Porsche'yi yapmış. Bak turbo da yazıyor orada. Baya güzel ya. Tek çıkış egzozu var. Sunroof var burada ama kapalı. Yani cam olarak değil. Baya güzel bir araçmış bu Porsche'de. Baya Porsche'de inceledik bu videoda. Şimdi arkadaki Mijuret'lere geçelim. Mijuret bir tane YouTuber var arkadaşlar. Öyle okuyor yabancı. Mijuret diyor. Mijuret. Majoret bizim için. Bizim için bu Majoret. Arkada bakalım ilk defa bir Majoret açacağız. Arka taraftaki şeyleri bir inceleyelim. Burada bir Citroen var. Burada bir DS, Jeep, Nissan, Man artık ne derseniz Honda ve Dodge lisanslarını gördük. Lamborghini, General Motors, Ford ve Volkswagen lisansları varmış. Bu aracımız Alfa Romeo lisansı var mı? Yok. Aracımız Alfa Romeo neydi bunun ismi? 4C mi? 8C mi? Bir şeyler işte. Açalım neyse. Fazla şey yapmaya gerek yok. Bu araçlarda umuyorum ki şey var. Amortisör, hop hoplama, zıplatma. Hemen çıkarabilirsek kutudan. Şöyle. Araç baya kalıplı bir şey gibi. Aracı elimize aldığımız zaman şöyle ön farlar bak. Camdan. Ön farlar camdan. Baya güzel de duruyor. Mini GT gibi ya bu. Bu ne? Ön taraftaki detaya bak. Alfa Romeo logosuna. Baya güzel. Baya güzel. Arka taraftaki detaylar da arka stoplar da camdan olsaydı bildiğim mini GT'di ya bu. Şöyle bak. Alfa Romeo logosu yine. Şurada bir ince çizgi stopumuz var. İç konsol falan böyle göstereyim. Yine güzel dizayn edilmiş ya. Baya detaylı. Direksiyon hiç değilse direksiyona benziyor. Hot Wheels'taki gibi tepsi değil. Şöyle koltuklar. Koltuklar da bayağı iyi ya. Harbiden. Koltuklar iyi de bu arada abi oradaki direk ne ya? Şu ne? Orada bildiğin koltuğun içinden bir şey geçiyor bak. O iş iyi olmamış yalnız. Aracın kasasıyla alakalı büyük bir ihtimalle hiç iyi değil o. Altına bir test yaptık şöyle. Bu plastik. Aynen plastik. Amortisör. Aha Allah'a. Vallaha da amortisör var. Billaha da amortisör var. Jantlar baya değişik. Absürt bir jant harbiden. Farklı bir tasarım olmuş. Bu arabayı bence kaba göstermiş.
Bence biraz daha Jeep tarzı bir arabaya veya Honda Civic, Toyota gibi araçlara bu tarz jantlar daha çok yakışır. Böyle bir spor arabaya biraz daha çok kollu veya öyle şık bir jant olabilirmiş. Ben pek sevmedim jantları ama fena da durmuyor yani. Hemen yine şurada da bakalım. Bak zıplıyor araç arkadaşlar. Bayağı iyi ya. Bu amatör işini iyi yapmışlar bunlar. Bayağı iyi. Şu lastikteki tırtıklar pek hoşuma gitmedi. Hot Wheels'taki gibi düz de yapılabilirmiş. Ama gerçekçi dursun diye yapmışlar. Çünkü bak amortisöre basınca sürtüyor. Bak sürtme yapıyor. Bunun sanayilik işi var. Sanayiye götüreceğiz bu aracı. Evet bunu da bıraktık. Bayağı sarı da araç incelemiş olduk ya. Bayağı güzel oldu. Sarı sarı. Hoş durdular. Evet burada bir Lamborghini, bu neydi ya, Huracan olması lazım sanırım. Ama Aventador, Aventador, tamam, bu Aventador. Bu da neymiş? Alfa Romeo 4C Spider. Abi 1.57 ölçekmiş arkadaşlar. 1.64 değil bu. 1.57. Bunu da böyle bir bilgiydi. Evet. Aventador'umuzu inceleyelim şimdi. Kutusundan çıkaralım bakalım. Majora hoşuma gitti ya. Bayağı iyiymiş bu amortisör işi. Eğlenceli bir şey amortisör. Arabayı böyle zıplattırmak iyiymiş. Lamborghini kutusunu parçalıyoruz şu anda. Evet. Lamborghini kutusundan çıktı. Oo, baya baya iyi bu da bak. Baya baya iyi. Harbiden kutuda durduğu gibi durmuyor. Evet, kutuda durduğu gibi durmuyor arabalar. Farlar baya güzel. Hani bak şuradaki o LED şeyini bile vermişler havasını. Lamborghini logosu zaten yerini almış. Lamborghini logosu da bu arada yeterli büyüklükte. Bazı firmalar var, bu neydi onun adı? Migros'ta satılan. Araba şu kadarcık bir araba. Logoyu koymuş devasa. Yani o da çok absürt oluyor. İç koyma daha iyi kardeşim ya. Bak bu tam güzel yapmış adam bunu. Arka tarafa baktığımız zaman Lamborghini yazıyor. Stoplar boya da olsa yapılmış. Hot Wheels boya da olsa yapmıyor bazen. Ama bak buradaki hata kötü olmuş şimdi. Evet, aracımızın sol arka çamurluğunda hata var. Araç yine çıtır hasar geldi. Jantlar yine bunda da kötü ya. Bak bundaki jantı buna koysaymış mesela. Bak bundaki jant buna olsaymış. Bu daha güzel olurmuş. Bundaki jant da buna daha çok yakışırmış. Bence bir majörette jantların sorgulanması lazım. Majörete de buradan sistem ediyorum. Jantlarınızı sorgulayın kardeşim. Kendi kendinize oturun bir düşünün. Biz bu jantları niye böyle yapıyoruz deyin. Evet. İç konsol falan bak. Oo, araba mezar gibi ya. Şuna bak. Şu kadarcık bir yerden bakıyorsun. Şeye. Yola o kadarcık bir yerden bakıyorsun. Araba kağıt gibi zaten bak. İncecik. Aerodinami falan her şey konuşulmuş burada. Bu arada 1.64 gerçek ölçekmiş. Lamborghini, Aventador. Yani bunda da süspansiyon var tabii ki. Bayağı iyi. Bazı modellerde olmuyormuş bu arada majoretin, ama bunda var. Bak. Lamborghini olduğu için pek şey yok. Zaten araç dip basık. O yüzden az da olsa bir esneme payı var tabii ki. Ama araç güzel duruyor. Şu arkadaki şeyler benim moralimi bozdu. O keşke olmasaymış. Şöyle sergilersek hiçbir problem teşkil etmeyecek gibi. Evet, güzel. Bunu da beğendik. Majoretler de hoşumuza gitti. Vallahi bu majoret ucuz denk gelirse alırım arkadaşlar da, öyle 80 liraya falan zor ya. Hot Wheels bile alamaz olduk artık. Hot Wheels alacağımız paraya gidiyoruz. Mini GT alıyoruz. Siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama hani yorumlarda yine bahsedin. Bazı arkadaşlarımız yazıyor, abi ben de senin gibi mini GT alacağım diyor. Bazısı diyor Hot Wheels devam abi, mini GT bizi aşar. Bilmiyorum sizin fikriniz şu anda nedir? Zam geleli sanırım bir iki ay, bir ay falan olmuştur kesin de. Ben hala da ısınamadım yani, 50 liraya bana küçücük araç almak doğru gelmiyor nedense. Yani o yüzden hani o detaylarda küçücük araca para vermek, 50 lira vermek bana pek doğru gelmiyor. Mini GT hiç değilse bir adamlar emeği var.
ne derler, bir detay yapmışlar araçlara. O yüzden biraz da mini GT ağır basıyor. Hiç değilse detayı tam, daha düzgün, böyle jantları daha özel. Her biri birbirinin aynı jantlar gelmiyor. Her aracın kendine özel jantı var, detayları var. O yüzden mini GT biraz daha ağır basıyor. Sizden yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Siz hangi tür araçları, hangi markayı alıyorsunuz şu anda? Yorumlarda yazabilirsiniz. Merak ettim bunu da. Ama Majoret güzelmiş. Ucuz, uygun denk gelirse Majoret inceleriz. Yavaştan videoyu bitirelim arkadaşlar. Yine böyle bir yakın detay çekelim bu araçları da. Çünkü araçlar gayet güzel. Yakın detaydan da görmüş olursunuz. Videoyu yavaştan bitirelim. Amma da söylüyorum bunu ya. Harbiden yavaştan bitirelim mi? Videoyu arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanala henüz abone değilseniz abone olup yanındaki zile tıklarsanız bildirimleri açarsınız. Videolar yüklendiği anda hemen direkt size bildirim gelir ve videoyu ilk izleyen arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden, abilerimizden biri siz olabilirsiniz. İlk anda hemen açıp yorumlarda da ilkim diye yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorum kısmında daha demin bahsettiğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.